Şöyle Gerekçe ne olabilir? Ben de o gerekçeleri merak ettim. En açıklama var mı gerekçeleri? Yok, gerekçeleri açmamış. Ya çok birçok açıklaması var. Hepsini şimdi okuyamam tabii ama ya bahsettiğim... Yok, sadece Fatih Terim'in ayrılmadaki gerekçeleri var. Alınan sonuçlardan bahsediyor o süreçteki. Yeterli gerekçem vardı diyor. Yani zaten az önce söylediğiniz ligdeki konu yani gerekçeden vesaire. Ziyade buradaki alınan sonuçlar tartışılabilirsin ya. Bu gayet projenin doğal mıdır yani? Başarıya ulaşmaması. Yani belki başka ama projenin başarıya ulaşmaması. Bak şimdi Sergen Yalçın'la benim bir röportajım vardı ya Millet Gazetesi'nde. Hoca orada doğru bir şey söylüyor. Türkiye futbol ortamı teknik direktörler için çok sağlıklı bir ortam değil. Burada hocaların kaderi 3-4 mağlubiyete bağlıdır. İşler 3-4 maç kötü gitti mi Fatih Terim gibi bir teknik adamın kredisini olmadığı kendi camiasında böyle bir krediyi bulamıyorsa varın gerisini siz düşünün dedi Sergen Yalçın. Ama dedi yapacak bir şey bu işi yapmaya devam edeceğiz mesleğimiz budur diye. Şimdi burada Fatih Terim'le bir uzun vadeli plan yaptıysan. Şu şey eğer, konusunu söyleyelim. Bak, yaptıysan eğer 6 ayda mı olur ayrılık? Şu konuyu söyleyelim. Bu Torrent'le görüşmesiyle ilgili de konuyu aydınlatıyor. Onunla da 8 hafta önce görüşmüş. Evet, onun dediğine göre. Orada da diyor ki sadece bir maç sonrası yaptığı görüşmede Guardiola'nın eski yardımcılarıyla ilgili bir bilgi geldi. O bilgiyi de ileteceğimi söyledim diyor. Görüşmenin detaylarını ona anlatmadım. Orada haklıdır diyor. Yani detayla ilgili bilgisi yok. Bilginin kimden geldiğini sordu. Ben de anlattım diyor. İşte yönetimdeki bölünmüşlükten bahsediyor. Terim kalsın diyenlerden vesaire. Ama kimin karşı, kimin lehte olduğuna karşı ilişkin bir bilgi kirliliğinden bahsediyor ki bu da aslında yapılan açıklamalarda bize de yansıdı. Bir yandan hani ben Terim kalsın diyenlerdenim diye konuşan isimlerin aslında istemediği de konuşuldu. Orada gerçekten bir bilgi kirliliği var. Burak Elmas'ın söylediği doğru. Belki de fikri sonradan değişenler olmuş olabilir. Böyle söylüyor. Ama aslında yani Guardiola'nın yardımcıları diye genel bir açıklama yaptığından bahsediyor Fatih Terim. Bu yüzden de onun bu konudaki bakış açısına da hak veriyor. Yani o açıdan baktığınızda şimdi herkes kendi çerçevesine haklı gibi gözükse de olay şudur. O zaman adını böyle koymayacaktınız. Ha yönetim belki hocanın kendi bırakmasını bekledi. Ama hocanın bir açıklaması oldu. O açıklamayı ben nasıl okuyorum? Ben kendim bırakmam. Ben bu projenin arkasında olmaya devam ederim. Henüz proje başarısızlığa ulaşmadı. Ki ben de bu proje başarılı olmadı dedi ya. Başkan yardımcılığı. Başkan öyle diyor ya. Bence erken daha. Yani o projenin başarılı olmama nedeni şimdi İbrahim Hocam'ın söylediği gibi oradaki mental çöküntü bütün takımı sirayet eder. Şimdi Taylan ilk senesindeki Taylan gibi mi? O adam oynamış, bu adam oynamıyor. Demek ki bu adamda o potansiyel var, onu kazanmamız lazım diyen yok. Herkes Taylan'ın günah keçisi ilan ediyor. Abi mesela. olmaz. Büyük takımda proje falan olmaz ya. Proje öyle çok kısa vadeli yapılacak işler değil. Proje diyorsun Galatasaray kaçıncı? Ya neyin projesi? Proje. Bu tür projelere çok takılıyoruz. Birazdan gireriz. Saha içeri projesi de var. Böyle evet. Bir yeni bir formasyonlar var falan. Galatasaray'ın bu hafta kaybettiği en önemli şey o formasyondan. Onu birazdan konuşuruz. Ama sen 10 maç kazanamamışsın. Gençleştirme operasyonu oymuş. Gelecekle ilgili vesaire falan. Galatasaray 15. mi 14. ya gelinen noktada taraftar bunu kabul etmez. Bu İbrahim Üzülmez olsa da böyle, Fatih Terim de olsa böyle, Sergen Yalçın da öyle olsa öyle. 10 maç kazanamıyorsunuz, içeride yeniliyorsunuz, dışarıda yeniliyorsunuz. Yok daha benim kredim var, ileriye dönük ben gençleştirme operasyonunda projem var. Yok, kimse kabul etmiyor, yok. Eleştirilirsiniz, gönderilirsiniz, kim olursanız olun. Yani bence Burak Elmas'ın artık bu açıklamalardan ziyade gelecekle ilgili takımı mevcut durumdan nasıl kurtarabilirim düşüncesi ve anlayışı taşıması gerekiyor. Gomez'iymiş, oymuş, buymuş bunlara çok enerji harcamaması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Ne olacak? Şimdi Gomez gelip de Halil'den ben Halil'in bazı maçlardaki performansını çok beğeniyorum. Gomez'in son durumunu da bilmediğim için net bir yorum yapmak istemiyorum. Ama şimdi gelinen noktada bu tür açıklamalar da Galatasaray camiasına zarar verir. Fatih Terim bitmiştir. Fatih Terim sonuçta bir hafta, iki hafta önce ayrıldı takımdan. Doğru mu? Evet. Daha bunları konuşmak falan niye bu kadar bu olaylar uzatılıyor? Bu olaylar uzatıldıkça mevcut Hocam, durumda başarı, kalırsınız ama. İşte başarı gelse belki bugün bu kadar konuşulmayacaktı. Hani ilk haftalar konuşuldu belki bitecekti. Yeni bir defter açılacaktı ama
Domenek Torrent'le de hep üst üste mağlubiyet alınınca bu sefer yani Galatasaray taraftarı da direkt ibre yönetime döndü. Sorgulama Doğru. başladı. Neden Torrent? Doğru. Neden gitti o zaman Fatih Hoca'ya döndü? Bir de gidiş şeklinin böyle olması. Aslında Burak Elmas'ın açıklamalarında böyle hani bir dostane bir ifade var. Yani ben başkan yardımcılığı teklif ettim. Yine aramızda olmasını teklif ettim. O sıcak bakmadı ama doğru olanı yanlış. Yaptığını düşünüyorum. O olur mu? O da yanlış. Şey ya. O da yanlış. Öyle bir şey. Burak Elmas nezaketen göndermek istemişti. Hocam geldim evet. yanımızda başkan yardımcısı ol diye. Ya onu Fatih'ten kabul eder mi şey, yani? Öyle bir şey falan ki? Kabul eder mi? Öyle yani, bir kabul etmeyeceğini o da biliyor. Yani. Tabii canım ya ama hani bir ara bu konuda konuşuldu ya yönetimde yer alması bir şekilde bu yönetimde olmasa bile bir gün başkan olur mu yönetici olur mu diye konuşuldu ya. Aralarındaki tabii konuşmanın detaylarını bilmiyoruz. Burak Elmas'ın söylediklerinden satır araları bunlar elbette. Şimdi izleyicilerimizin sorularıyla biraz devam etmek istiyorum. Mesela Domenek Torrent'i nasıl buldu İbrahim Hoca diye sormuşlar. Tam ben onu soracaktım. Ben Trabzonspor maçının ilk 45 dakikalık görüntü itibariyle çok da olumlu bulmadım. Hatay maçındaki tabii ki daha önce de söylemiştim. Hatay maçındaki performansını açıkçası hiç olumlu bulmadım. Şimdi insanlar diyecek ki ya hemen iki günde adamı mı eleştiriyorsun? Antrenman yapmamış, takımı tanımıyor falan. Bu ayrı bir şey. Ben bir arkadaşımla izliyordum maçı. Hatay Galatasaray maçı. Saba diye bir oyuncu var. Hatay'ın sağ taraftaki oyuncu. Benim Ankara oyuncumdaki oyuncumdu. En sevdiği şey boş alan. Seviyor boş alanı. Bu oyuncuya boş alan bıraktığınız zaman kalenin ta altı pasa kadar gider. O arkadaşıma dedim ki ya Galatasaray'ın sol bekteki oyuncu çok öne çıkıyor. Muhtemelen yeni gelen hocanın direktifleri doğrultusunda hem sağ bek hem sol bekin çok öne çıktığını ve kanatlardaki boşlukları da Ömer Hoca'yla iyi bir şekilde dolduracağını söylemiştim. Nitekim 3. golde Saban'ın boş alan bulmasıyla atılan bir gol var. O maçtaki performansı şöyle eleştiriyorum. Evet oyuncuları tanımıyorsunuz, evet camiayı tanımıyorsunuz, evet ligi tanımıyorsunuz. Ama gelinen noktada akan bir oyunda saha içerisinde siz o zaman bekteki oyuncularınıza çıkma diyeceksin. Mevcut olarak kal, en azından maç 2-2 olsun, gol atarsan maçı kazanırsın. Oyunu görüyorsun çünkü. Bu kadar çünkü. Oyunu okuma anlamından bahsediyorum. Şimdi yıllarca zaten biz böyle misafirperver bir insanız. Gelsin, çalışsın ama biraz eleştirdiğimiz zaman vay efendim hemen yabancıları değil. Öyle evet. bir şey yok ki adam başarılı olsun. Ben adamı tanımam etmem ben ne yapayım Torrent'i. Ama ilk 45 dakikaki Trabzonspor maçındaki Galatasaray'ın futbolunu çok beğendim. Ama dikkat edilmesi gereken bir şey var. Galatasaray takımı oyuncuları ilk 45 dakikada mevcut durumdan kurtarmak için camiayı müthiş bir performans gösterdi. Bunu ilerleyen dakikalarda ikinci yarıya yayamadılar ama. Yayamadığı zaman da ortaya çıkan bir sonuç var. Şimdi bu sonucu da şöyle değerlendiriyorum Melike. Bizim yapımızda şöyle bir şey var. Bir kere yeni bir şey var. O Guardiola'nın yardımcısı. Ne yapar bu? Geriden oyun başlayarak başlatır. İki tane stoper açılır falan filan. Bu işler Türkiye'de o kadar kolay değil. Bak gör 3 hafta sonra bu hocanın bu oyun sisteminden ve bu oyun başlangıcından vazgeçeceğini düşünüyorum. Niye biliyor musun? Elindekine i̇şte kalecinin göre. Taylan'a verdiği ve mağlubiyete sebep olan bir hata var orada. Bu işler öyle o kadar. Türkiye'de iki tane şey önemli Serdar. Çok ön plana çıkmaya başladı. Gene gaza getirdin beni de. Abi şey çok önemli. Troptonik mi derler? Böyle şey Twitter'da yazarlar. Abi son dönemlerde soyunma odasındaki motivasyon konuşmaları. Ya hocam sen anlatsana bize o konuşmaları biraz. Dur. Şunu değil de anlatacağım. Birkaç videodan biliyoruz sadece. Dur 3 saatimiz var daha 20 dakika bitti. Son dönemlerde motivasyon konuşmaları soyunma odasındaki. Ya bu işi en iyi Fatih Terim yaptı. Sonra bizler de yaptık gençler. Ama benim bir tane videom çıkmaz. Abi adam alıyor oradan Twitter'a koyuyor. Ya da şeyine koyuyor. Ya da sosyal medyasına koyuyor. Orası bir aile ya. Oradaki motivasyon konuşmasını falan o kadar da atma ya yayma. Bunu herkes yapıyor. Hadi aslanım hadi kaptanım vesaire herkes yapıyor. Bu son dönemlerde moda oldu artık bizim meslektaşlarımızla. Ki ben bunu paylaşmanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm. İkincisi. Abi kaleci aldığı zaman hemen iki tane stoper açılıyor. Yani evet. Görüntü. Bakın emin olun artık
biz bunları beceremiyoruz, bu ne derler bu tür şeyleri de. Abi iki tane açıyorsun, iki tane bek açılıyor Serdar. Önde bir tane 6 numara geliyor, ona da baskı var. Sonra 8 numara oralardan falan boş, kendine boş alan yaratmaya çalışıyor. Ama rakip takımda 4 kişi bir baskı yaptığı zaman, abi aman Allah'ım, bocalıyorsun, ona veriyorsun çıkmıyor, buna veriyorsun çıkmıyor, top taça çıkıyor. Şimdi bu Galatasaray'ın, Nelson'un bir açıklaması var ya, o açıklama doğru mudur bilmiyorum, kendi ağzından mı çıktı? Ben kalecime diyorum ki, kalecimize, ileriye at diyorum diyor. Ama bir sırtımı dönüyorum, kaleci kendi ceza sahası içerisinde başlattığını görüyorum diyor. Bakın bu açıklama eğer oyuncu yaptıysa çok önemli bir açıklama. Niye biliyor musun? Maç kaybedersiniz arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman maç kaybediyoruz. Vay İbrahim Hoca gelişimi açık değil. Yani hangi gelişimden bahsediyorsun? 4 hafta sonra gidiyorsun zaten. Bunu yapmak çok kolay işler değil. Bu bir zaman gerekiyor. Bu istikrar gerekiyor. Bu oyuncu kadrosunun 11'in en az 9-10 tane oyuncusunun belli olması gerekiyor. Manchester City de yapıyor. Manchester City yapsın ya 100 milyon euroluk.